kısa aramız sona erdi. Birlikteyiz. Hemen hız kesmeden başlıyoruz. Dakikalar sonra sizleri havalimanına da götürebiliriz. O yüzden kesinlikle A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Konuklarım, tekrar edeyim, Serdar Sarıdağ ve Mehmet Özcan'layız. Sizlerin sorularını bekliyorlar. İkinci haftayı geride bıraktık Süper Lig'de. Hem maçları konuşacağız hem de transferle ilgili merak ettiklerinizi burada sorup değerlendireceğiz. Galatasaray'da hareketli dakikalar diyebiliriz Mehmet Özcan. Böyle deyip bilmeceyi sana bırakayım. 8 transferdi. Morutan 9 oldu Melike. 8 transferin yaş ortalaması 24,5'tu. Morutan 99 oldu. 22 yaşından önce yani hakikaten Galatasaray bu sefer o gençleşme operasyonu lafta kalmadığını gösterdi ve ayrı bir değişik bir strateji izledi. Oyuncunun yıllık maaşları düşük tutuldu ki şimdi izleyicimize direkt net bilgileri vereyim. Victor Nelson 7 milyon euro bonservis, yıllık ücret 800 bin euro. Çıkalda 6,5 milyon euro bonservis, yıllık ücret 700 bin euro. Berkan Kutlu 4 milyon euro bonservis, yıllık ücret 7 milyon TL. Sasha Boye 1 milyon 150 bin euro bonservis, 450 bin euro yıllık ücret. Van Aanholt burada bir istisna. Zaten yaş olarak da 30 yaşında tecrübeli bir oyuncu ama boşta oyuncu olduğu için, bonservis elinde geldiği için 1.9 milyon euro bir istisna Van Aanholt'a uygulandı. Eski yönetimin Alparslan ve Aytaç transferleri vardı. 5,5 milyon TL ve 5 milyon TL şeklinde. Yeni yönetimde bunlara hayır demedi. Zaten Fatih'in onayıyla gelmişti. Ve son olarak Morutan, Barış Alper Yılmaz'ın da 18 milyon TL gibi bonservis ücreti vardı. 1,5 milyon euro seviyelerinde, onu biliyorum. Bir tek Barış Alper'in yıllık ücretini öğrenemedim. Onu da öğrendiğim zaman paylaşırım. Gelelim Morutan'a. 4,5 milyon euro bonservis benim aldığım istihbaratlar. Artı oyuncuya da 600-700 bin euro, yani Çıkaldağ bandında bir yıllık ücret. Bunun nedenini açalım Melike. Yani bu oyuncuları 5 yıllık bir proje olarak düşüneceğiz. Ödemeleri zaten uzun süreli vadelere yayılmış vaziyette. Belhanda'nın, Feguli'nin, Babel'in yani bu tarz oyuncuların maliyetlerinin yarısı kadar aslında yıllık baza vurduğumuz. Evet, harcanan bonservis var ama artı bir gerçek var. Galatasaray'ın elindeki mevcut kadroda, o da şu anki kavga olayı, 8 maç cezasından dolayı şüpheli yaklaşıyorum. Marka dışında satabilecek oyuncusu yoktu Galatasaray'ın yüksek rakamlara. Ama işte saydığımız isimler Morutan, Nelson, Çıkaldağ, Berkan oynayıp Galatasaray'da gelişirlerse bu anlamda Galatasaray'ın geleceğinde ciddi satış imkanı olacak. Değişik bir strateji izlendi. Saygı duyuyorum, katılıyorum ama tek şüphem var. Onu da ilerleyen bölümlerde konuşuruz. A sınıf kalite, yani bu oyuncuların ne kadar kreatif, ne kadar kaliteli olduğu, orada biraz şüphelerim var ama yoksa güzel operasyon. Şimdi birazdan izlenen maçlar, hem Avrupa maçı hem ligde de iki maç geride kaldı. Maçlar doğrultusunda gelen yeni isimleri soracağım tek Tabii. tek performanslarını. Onları, sizin de merak ettiğiniz oyuncular varsa soracağız. Şimdi hani Morutan'a da çok az kaldığı için biraz daha bu oyuncu üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Serdar, sen nasıl yorumluyorsun? Galatasaray aslında kağıt üstünde çok fazla transfer yaptı bu sezon. Ben şimdi buraya gelmeden önce bulunduğum yerde, restoranda Galatasaraylı abilerimiz vardı. Cep telefonundan Morutan'ın videolarını seyrediyorlardı. Şimdi videolardan yorum yapıyorlar. Acaba nasıl katkı sağlar mı falan. Baktığınızda sıra dışı bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bir tek başına kurtarıcı mı? Hayır. O yeteneği, o hani bazı oyuncular da çok yeteneklidir ama futbol aklı yoktur. Ya da futbol aklı, futbol zekası çok farklıdır. Çünkü futbol, herkes ayakla oynanır denir ama futbol beyinle oynanır. Zeka lazım. Önce o oyun kurgusunu kurabilmen lazım kafanda. Çevrene bakıp daha top gelmeden pası nereye verebileceğini bilmen lazım. Ayak, yetenek bir yere kadar. Ben mesela yetenekli bir oyuncu söyleyeyim. Ama aklıyla o yeteneği birleştirmediği zaman bir üretim yapamıyorsun, bir verim alamıyorsun. Emre Mor. Müthiş yetenek değil mi? Ama olmuyor işte. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın şöyle bir şansı var. Bu Morutan dahil tüm gençleri, hatta biz Mustafa Muhammed'i de ekleyebiliriz. Bu arada Morutan'ın uçağının iniş yaptığını söyleyelim. Ekranda evet. Zaten görüntüsü var. Sarı Kırmızıların yeni transferi Morutan. Yakın galiba. İniş yaptı. Yaptı. Mustafa Muhammed'i de ekleyebiliriz. O 97 doğumlu. 97 doğumlu. 4 milyon dolarlık bir opsiyon var. Kesin. Kullanılacak. O da yani takım gençleşti ama işte Galatasaray'ın buradaki şansı Fatih Terim gibi bir futbol aklı olması. Şimdi gençlerle Fatih Hoca, aslında sadece Galatasaray'da birçok kulübümüz bunu 2 sene 3 sene önce başlatması gerektiğiydi. Geç kalındı. Ama doğru kararsa
geç kalındıysa da desteklemek lazım. Fakat Türk futbolunda da eksik bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı. Sabır. Hele bu sosyal medya kültürümüz de bu çocuklara, bu gençlere ne kadar sabır edilecek onu bilmiyoruz. Ya Serdar abi şöyle tamamlayayım Melike. Güzel noktaya değindi. 9 transferin bonservisi 25 milyon euro. Artı yıllık ücretleri ekliyorum. Eşittir. 2 sene önce alınan Falcao ile Babel. Evet. Galatasaray Falcao ile Babel'e 35 milyon euro para yatırdı 3 senelik için. Falcao'nun 3 yıllık maliyeti 25 milyon euro. Babel de 10 milyon euroya geçti, 12 milyon euro. 86 doğumlu oyunculardı. O dönemde 33 yaşında yine yaşları vardı. Artı tempoları da düşmeye başlamıştı. Bu anı destekliyorum. Kafamdaki soru işaretini açayım. Yani Galatasaray'ın şu anki mevcut kadrosundaki oyuncular çok kreatif, skor vadeden oyuncular değil ama Morutan bunlardan farklı profil. Dün özelinde de mesela tribünde olduğum için söyleyeyim. Çıkaldağ'ın pozisyonu, evet o koşuyu oraya yapması çok değerli ama o pozisyonu bitirmesi gerek. Evet. O top yani direkten Fegül'ün önüne düşmese pis pisine bir gol kaçmış diyecektik. Morutan bu anlamda daha çok gol vaat ediyor ve Fatih Terim de istediği tarza uygun. Açalım. Sağ önde sol ayaklı bir oyuncu istiyor. Gezal da bu yüzden istemişti. Ama tabii Gezal daha farklı. Gezal daha bir oyun kurucu özelliği var. Morutan biraz daha o anlamda hani gençliğiyle daha hareketli diyebiliriz Gezal'ı kıyasla. Ama Gezal tabii ki daha kaliteli. Ama nihayetinde 22 yaşında. Önemli bir yatırım. Romanya futbolunda hani gelişim gösteren oyuncularından, Çıkaldağ'dan daha çok umut vaat ediyor ülkesinde. Onu biliyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Hani diğer saydığım o 8 transfere göre daha fazla gol ve asist vaat eden bir oyuncu aldı Galatasaray ve ilk 11 aldı. Şimdi gelen sorulara şöyle bir bakıyorum. Uçak ne zaman inecek demişler. Son dakikamızda verdik. Uçak iniş yaptı İstanbul'a. Dakikalar sonra Morutan'ın görüntülerini de sizin ekranlarınıza getireceğiz. Ekibimiz orada Morutan'ı bekliyor sevgili izleyiciler. Bunun haricinde Morutan'ı ekleyip muhtemel kadro kurar mısınız demişsiniz. Kurarız ilerleyen dakikalarda. Zaten biraz ipuçlarını verdi az önce Mehmet Özcan. Fatih Terim'in hangi bölgede kullanmak isteyeceği ile alakalı. Geniş geniş de konuşmuş. Şimdi yine konuşacağız Beşiktaş özelinde de bunu ama hemen yazmış burada izleyicimiz. Ben de sormak isterim. Jetson ne olacak? Mehmet Bey. Güzel soru. Yani benim son aldığım istihbarat Galatasaray'ın 7 milyon euroluk teklifinin Benfica tarafından kabul edilmediği yönünde ve bu akşamki maçı bekliyorlardı. PSV ile maçı vardı şu an Benfica'nın. Hala oynanıyor benim bildiğim. Şampiyon Ligi'nde olup olmayacağı artı evet. 31 Ağustos tarihinde beklemekte fayda var Melike. Çünkü Türkiye'de transfer dönemi 8.50'de sona eriyor ama Jason Fernandes sadece Galatasaray değil Beşiktaş'ta istiyor. Ben geçen hafta... Ve kiralama demiştin sen. Evet. Beşiktaş'a daha yakın demiştin ve o demin anlamda. Demin de programda Sercan Dikme arkadaşı evet. Sanırım beni doğruladı. Mantıklı çünkü Talisca'yı da sanki Beşiktaş ilk önce kiralamıştı Benfica'dan. Evet. Sen hep kiralık evet. Hani. Şampiyon Ligi'nde oynayan takım oyuncunu kiralık gönderebilirsin ama Galatasaray bence yani Nelson'a 7 milyon euro, Çıkaldağ'a 6,5 milyon euro, Morutan'a bonuslarla 5,5-6 milyon euro veren Galatasaray, Jetson Fernandes için daha yüksek rakamlara çıkar diyorum ben. Ben o yüzden hala Jetson Fernandes'i Galatasaray'a yakın gördüğümü söyleyeyim ama transfer ne zaman gerçekleşir sorusunu 31 Ağustos 8 Eylül o bir haftalık sadece Türkiye'de transfer hakkının olduğu Portekiz'de transfer tahtasının kapandığı sürece beklemek gerek ama hani Beşiktaş'ın da bilgisi olduğu gerçek onu da Serdar abi isterse bahseder. Yani ben de senin söylediğine benzer şeyler söyleyeceğim özellikle 31 Ağustos konusunda. Evet. Orayı bekliyorlar. Talisca örneğini vermen çok doğru çünkü çok büyük paralar kazandılar. Tabii. Ama Çin hangi Talisca'yı aldı? Şampiyonlar Ligi'nde oynayan o Talisca'yı aldı. O Benfica'ya eski kulübüne attığı golü de hatırlayalım. Ligdeki performansını tabii ki takip ettiler. Fakat tabii Talisca'da şöyle bir şey de var. Brezilya futbolunu bunu çok sık görüyoruz. Brezilya milli takım kampına geniş kadrosuna adam soktun mu onun fiyatı artıyor. Önce Talisca'yı kampa soktular. Ondan sonra Çin'e sattılar. Onun da etkisi var. Hani o kamp olmasa yine Çin alır, büyük para verirdi ama Brezilya milli takım kampına gitmiş artık. O etiketi var. Burada da şimdi Gaston'da da hani Şampiyonlar Ligi kulvarı, evet Şampiyonlar Ligi piyasasında oyuncunuzu, Benfica için söylüyorum, gösterebilmeniz vitrindir tabii ki. Bu da önemli. Fakat Galatasaray'ın kaç istiyor Benfica? 10 milyon euro'nun üzerinde beklentisi var. 11-12 milyon euro seviyelerinde. O yüksek zaman rakamlar. Galatasaray 7 veriyorsa bu rakamı arttırabilir. Ekstra bonuslarla da bu işi bitirebilir. Oyuncu istiyor tabii. Artı oyuncu için Dünya Kupası da önemli. Melike yani hala Portekiz amil takımına kendisini atamadı. Orada çünkü değerli oyuncular da var. Onun evet. Yaş grubunda Renato rakibi Sanchez. Rakibi çok fazla. Ve hani Tottenham 50 milyon euro opsiyonuna gitti. Yani o sıçramayı yapamadı aslında. Bakarsak Gelson Fernandes için de bence önemli bir sezon. Oyuncunun da Benfica'da kalmak istemesini anlıyorum çünkü.
ilk 11'de olamayacak, kendisini gösteremeyecek. Galatasaray, Beşiktaş onun için de ciddi vitrin ki geçen sene Türkiye'de kendisini ispatlamış bir oyuncudan bahsediyoruz.